Şimdi tabii burada anlattıklarınızdan yola çıkarak olay şu. Tek Tanrılı dinler diye ifade ettiğimiz dinlerin tarihi 2000 yıllık bir tarihi aslında. Ondan önce yani Sümerlere doğru gittiğinizde bu tek Tanrılı dinlerin tüm hikayeleri, anlatılan tüm hikayeler orada var. Birinci olay bu. Ve siz diyorsunuz ki bunlar aynı zamanda görünebilir değiller, bilinebilir değiller. Gizli bir yapı diyorsunuz. Kendi dinleri de var. Paganizm diyorsunuz. Yani eski bir din anlayışına gönderme yapıyorsunuz. Ve dünya dışı yaratıklarla da güçlerle de ilişki içerisinde diyorsunuz. Yani bu kadar güçlü bir yapının neden dünyada kaos çıkararak böyle bir sürece gitsin ki? Elinde o kadar büyük olanaklar vardır. İnsanlığı tek bir kalemde yok edebilirler. Herhangi bir şey bulabilirler ve istediklerini gerçekleştirebilirler. Bir de şöyle dediniz. Tek dünya devleti diye de bir hedefleri de yok. Nedeni şuradan da insanlığı yok etmek diye bir amaçları var. İnsanlığı yok edeceklerse burada tek dünya devleti olsa ne yazar? Ya bunlar birbiriyle çelişkili şeyler değil mi hocam? Yok yok, çelişkili değil. Şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi, bu Sümerlerde de tek tanrılı dinlerdeki öykülerin benzerlerinin olması şu. Yani İslamiyet'in bu konudaki yaptığı açıklamayı ben söylemek istiyorum. Adem'den beri, yani insanlığın var olduğundan beri İslamiyet vardı aslında ve Allah'ın varlığı ve tek bir tanrının varlığı anlatılıyordu. Yani bu evrensel bir bakış açısıdır. Yani bu evrenin kendisi tanrı mıdır? Tanrısal güçleri var mıdır? Başı sonu yok mudur? Böyle bir döngü şeklinde gidiyor mudur? Bu bir görüş. Bir de bir yaratıcı vardır. Evrende yaratıktır ve yaratıcının kontrol altındadır diye. Şimdi bu da bir görüş. Yani bir ayrı, bunlar sistemler. Şimdi burada İslamiyet'in şeyi şu. Başından beri insanlığa bu Allah'ın varlığı fikri Adem Aleyhisselam'dan beri gelmiştir ve bu giderek bozulmuştur dönem dönem. Bozuldukça da tekrar tamir edilmiştir peygamberler tarafından ve Sümerlere de bu şekilde yansımıştır. Yani Sümerlerdeki kayıtların İslamiyet'in dini kitabındaki bazı konularla ilişkili olması veya onlarla benzeşmesi konusu bu şekilde açıklanıyor. Bu Evet. şekilde açıklanıyor. İkinci sorunuza gelelim. Bunlar niye tek dünya devleti yapsınlar ki? İnsanlığı yok edeceklerse niye yapsınlar? Şimdi tek dünya devleti yapmak şu, biraz önce söyledim. Mesela siz bir ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız veya burada devrim yapmak istiyorsanız burada tek bir hedefiniz var. Önce birinci aşama bir kurtarılmış bölge ele geçirmeniz lazım. O da sizi o bölgenin halkının desteklediği bir bölge olması lazım ki oradan güçlenerek o ülkenin tamamını ele geçirebilirsiniz. Yani bu bir stratejidir. Burada da dünyayı ele geçirmek, yani dünyayı tek devlet yapmakla mümkün olabiliyor. Dünyanın bütün insanlığını kontrol edebilmek, dinlerini, sistemini, ekonomisini kontrol edebilmek. Dünyayı tek devlet yapmadan da bu olmuyor. Benim söylediğim insanlığı yok edecekler veya yok etme planları da var veya yani yok edip etmemeleri umurlarında değil dediğim şey. Bu tek dünya devletinden sonraki aşamada bunu düşünebilirler. Şu anda bunlar çok güçlü mü değil mi? Bunlar şu anda güçlenme yolundalar ve belirli bir aşamaya gelmiş durumdalar. Ama her istediklerini yapamıyorlar. Bu da üçüncü sorunuza cevap olsun. Neden yapamıyorlar? Şöyle, siyasi güç ellerinde değil. Yani ekonomiyi, evet, büyük ölçüde dünya ekonomisini kontrol ediyorlar. Yani sigortacılık sisteminden tut ticarete kadar her konuda, bankacılık sektörü olsun, diğer konular olsun, yani ekonomik konularda kontrol hemen hemen ellerinde. Bu ne zamandan beri? 1900'lü yıllarda bu hızlandı, başladı ve bugüne kadar geldi. Yani aşağı yukarı bunu tayin edebiliyorlar, kontrol edebiliyorlar. Şimdi burada ekonomik olayın arkasında askeri güç ve siyasi güç olması lazım. Yani askeri güç olsa bile siyasi güç olmadan yine de hakim olamıyorsunuz. Siyasi güç şu. Yani siz yöneteceksiniz. Kanunları siz yapacaksınız. Sizin bütün kurallarınız geçerli olacak. Mahkemeler sizin görüşünüzde olacak. Yani zaten siyasi gücü ele geçiren mahkemeleri de kendi istediği şekilde düzenleyebilir. Yani kanunları, kuralları ona göre Türkiye'de olduğu oluşturuyor zaten. gibi diyeceksiniz şimdi. Efendim? Türkiye'de olduğu gibi diyeceksiniz. Ha, yok, ben yani
Burada Yani yerel anlattığım siyasi... kadar neyse Türkiye'ye geliyorsunuz diyecektim. Siyasi erkeği ele geçiren mahkemeleri de ele geçiriyor dediniz de onun için dedim. Ama yok, benim söylemek istediğim şu. Yani kanunları, düzenleri ona göre koyar. Bütün o bakış açısıyla her şeyi, sistemi oluşturur, yeniden tanzim eder. Yani siz neyin doğru neyin yanlış olun. Burada çünkü karşı çıkacak bir şey olmadığını düşünüyorlar. Ama işte burada şey devreye giriyor. Yani bir yaratıcı var mıdır yok mudur? Yoksa biz kainata bakarak insanoğlu olarak kanunları yapa boza yapa boza belirli bir evrensel seviyeye getirebilecek miyiz? Şimdi burada sistem iki tane bakış açısına dönüyor. Yani biz diyoruz ki mesela evrensel kurallar vardır. Bu evrensel kurallar da yaratıcı tarafından bildirilmiştir. Şimdi bu olunca bunu da yapamıyorlar. Yani sen istediğin kadar kanunları ben yeniden keşfettim, yeniden keşfettim, ona göre yeni bir şeyler buluyorum ve yeni uygulamalar yapıyorum desem bile, bunu dünya genelinde yapmaya çalışsam bile burada karşı çıkan bir sistem var. Yani o da diyor ki hayır, evrensel kurallar vardır. Evrensel kurallara göre gidersek daha iyi olur. Ama onların söylediği şu: biz evrensel kuralları kendimiz icat edeceğiz. O güne kadar da kuralsız gideceğiz. Şimdi burada bu işte siyasi güç dediğim benim bu. Yani bütün dünyada belirli bir anlayışla bütün kanunlar, kurallar, kurumlar hepsi ona göre olacak ve siz belirleyeceksiniz. Sizin aldığınız kararlar geçerli olacak. Yani mesela bizim ülkemizde veya başka ulus devletlerde işte neyi var? Meclisi var. Parlamento kanun çıkartıyor ve o kanun çıkarttığı zaman o yönetim de ona uygun uygulamalar yapıyor. Yönetimin de kendi buna uygun şeyleri var. Aldığı kararlar var, planları var ve bu şekilde toplumun içerisindeki herkes bunlara uymak zorunda kalıyor. Şimdi bu siyasi bir güçtür ve bir söylem yaptığınız zaman bu askeri gücünüze dayanarak da mesela işte ben Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıyorum ve bunun bozulmasını istemiyorum dediğiniz zaman bu siyasi bir söylemdir ve dünyada etkisi olur. Ama bu bahsettiğimiz dünyayı tek devlete götürmek isteyen ezoterik gruplar bütün dünya ülkelerinin bürokrasisinin diyelim, yönetimlerinin diyelim içine sızma girişimleri olmuş ve bir kısımları sızmış olsa bile, onları yönlendirebilseler bile belirli noktalarda, böyle siyasi bir güçleri yok ve böyle bir söylem üretemiyorlar. Üretseler de onları dinleyen kimse olmuyor şu anda ve bunu ele geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii anlattıklarınıza, yani bir taraftan izleyicilerimiz kendi aralarında da tartışıyorlar. O tartışmalara da yer yer bakıyorum. Hatta ya niye bir siyasetçi ya da ekonomi konuları, işte İstanbul konuları tartışılırken böyle bir konuyu tartışıyorsunuz? Mesela farklı konuları farklı konuklarla aslında izleyicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Yani burada sadece siyaset tartışılan bir program yapmak istemediğim zaman, hayatın başka bakış açılarıyla katılsak da katılmasak da hayata başka pencerelerden bakan insanlar var, bu işte akıl yürüten, araştırma yapan insanlar var ve izleyicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Tabii benim aklıma gelen, yani bir insanlık zaten eninde sonunda bir kıyamet teorisi var değil mi? Tüm dinde var. Evet. Yani sonuçta bir kıyamet kopacak zaten. Kıyamet koptuğunda da işte hepimiz cennete ya da cehenneme gideceğiz. Yani siz ilginç bir şey söylediniz. Bir cennet var bir yerde dediniz. O kainatın içerisinde bir yerde ve oraya gidecekler, orayı ele geçirecekler. Yani evet. Ele geçirilebilecek bir şeyse o zaman Tanrı'nın iradesine de el koymak değil mi? İradenin yerine geçmek değil mi bu? O zaman da başka bir şey, başka bir iradeden söz etmiyor musunuz bunları ifade ederken? Evet, çok güzel bir nokta bu. Şöyle söyleyelim, zaten onların kendi ifadeleri. Biz Tanrı'yı kıyamete zorluyoruz diyorlar. Yani ben şimdi onların bakış açısıyla söylüyorum. Ama burada cennet kavramı da bizim dini kaynaklarımızda da iki çeşit anlaşılabilir. Birincisi, öldükten sonra yeni bir kainat kurulup gideceğimiz cennet, ki o cennetin bile şu anda var olduğunu bazı ayetlerden anlıyoruz. Ama ikincisi, Adem'in yaratılması ve içinde bir müddet yaşamasının anlatıldığı,
somut bir cennet de var. Bu somut bir cennetin işte bu ezoterik yapılar bu cenneti ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu sizin söylediğiniz gibi şu anda dünyanın dışında ama kainatın bir bölgesinde var olan bir cennetten bahsediyoruz. Yani onların bakış açısıyla cennet zaten bizim öldükten sonra ahirete ait dünyada gideceğimiz yer değil. Onların bakış açısıyla cennet bu dünyanın içinde yani bu alemin içinde bir bölge ve o da galaksinin idare edildiği yer. Onların bakış açısı yani böyle. Tanrılı dinler açısından bakacaksak ya da dinler açısından bakacaksak o zaman irade var, Tanrı'nın iradesi. Yani Tanrı iradesini zorlayabilen bir irade başka bir Tanrı olmuyor mu zaten? E tabi onlar zaten onu iddia ediyorlar. Yani zaten bu Deccali sistem dediğimiz şey, Deccal sistem şimdi kuruluyor. Mesela 2022 veya 2027'den sonra daha da hızlanıyor. Çünkü bu son yani balık burcunun son derecesi yani son 72 senesi içerisinde çok hızlanacak. Şimdi onlar şunu söylüyorlar, diyorlar zaten yani bizim kendi tanrımızı biz üreteceğiz. Yani biz tanrı genetik çalışmalar neticesinde çok özellikleri olan, yetenekleri olan bir yaratık olacağı anlaşılıyor. Ve bu zaten kendi ilahlığını ortaya koyacak. Yani bize gelen dini metinlerdeki açıklamalar böyle. Deccal tanrılığını ilan ediyor. Ben ilahım diyor. Ve ben diyor yöneteceğim, ben hakimim diyor. Yani tanrı manrı yok, ben tanrıyı sildim. Yani sizin bildiğiniz, sizin anladığınız, sizin taptığınız tanrı diye bir şey yok. Tanrınız benim. Bana yöneleceksin. Şimdi bunu eskiden söyleyen var mıydı? Ama tam da itirazım orada. Hem tanrıyı reddediyor ama hem de tanrının yarattığını iddia ettiği cenneti ele geçirmeye çalışıyor. Yani bu kendi içinde çelişkili bir düşünce değil mi? Yok yok. Onun iddiası Tanrı'nın yarattığı cennet falan değil. Kainatın kendisi Tanrı'dır. Kainatın içinde bir bölgeyi ben ele geçireceğim. Yani kainatın yönetim sistemini ben ele geçireceğim. Veya galaktik sistemi ben yöneteceğim. Ama bunu önce dünyada yapacağım. Dünyayı kurtarılmış bölge yapacağım. Oradan da buraya gideceğim. Bu eski Mısır'daki bu ritüeli anlarsak Osiris-Set savaşı diye bir şey var, ritüel var. Burada Osiris ile Set... Mısır'a gittiğim için ve piramitlerin o anlattığınız yerin altına da girdiğim için söyleyeceğim sevgili hocam. Yani oradaki firavunların nasıl gemiler yaptıklarını işte kıyamet günde o gemiye binip gideceklerini sonra evet. Gemileri ortaya çıkardılar. Yani kıyamete falan kalmadı gemiler. Yani ne kadar da absürt olduğu ortaya çıktı. Ağaçtan gemiler yapmışlar. Kainatta yolculuk edeceklermiş yani ve aynı zamanda da gömülen firavunların hazineleri de şu anda şeyde söyleyin Kahire'de müzede sergileniyor. Zaten sizin söylediğiniz gibi çok absürt bir inanç bu ama bunlar buna inanıyorlar ve bunu adım adım yürütmeye çalışıyorlar. Yani burada oradaki o sizin gördüğünüz piramitlerin altında bulunan gemiler bunların sembolik. Piramitlerin yani, altında değil sevgili hocam. Piramitlerin dışında mezarlıklar bulundu. Dışında evet. Dışında evet hocam. Evet evet dışında bulundu. Yani şimdi o gemiler sembolik. Zaten oradaki ritüel de sembolik bir şey. Ama işte burada geçmiş dönemde İsrailoğullarının Mısır'daki esareti neticesinde burada İsrailoğullarının içinden bir kanat, Bünyaminoğulları dediğimiz bir grup bu sistemle yakınlaştı ve bu sistemden aldığı bilgileri kendi üzerinde yani kendisini oraya öykünerek burada dünya üzerinde bunu yürütmeye çalışıyor. Ve buradaki bizim bahsettiğimiz bu dünyayı idare etmeye soyunan, tek devlet yapmaya soyunan bu üst yapı diyoruz veya üst akıl diyoruz veya ezoterik grup diyoruz. Bütün dünya sistemini şu anda eline geçirmeye çalışan bu grup. Buradaki bu ritüellere öykünüyorlar ve Bünyaminoğulları soyundan geldiklerini iddia ediyorlar. Bunu hatta Hazreti İsa ile Magdalalı Meryem ile bağlayarak ondan sonra işte Avrupa'daki bu kraliyet ailelerinin hepsinin buraya dahil olduğunu iddia ederek yani çok köklü bir şey bu. Yani öyle hafife alınacak yani hiç umursamayacak bir şey değil. Çok önemli görüyorum ben ve bütün dünya tarihini biz burada anlamaya çalışıyoruz. Şimdi siyaseti o izleyen arkadaşlar niye
işte siyasetten kopuk başka program yapıyorsunuz falan demişler. Aslında bu yaptığımız şey dünyanın gizli tarihi ve dünyanın gizli siyaseti bu. Şu anda bizim yaptığımız şey esas siyasetin tam da göbeğidir. Yani biz bütün dünyadaki siyasetin hangi motivasyonla şekillendirmeye çalıştırıldığını anlamaya gayret ediyoruz. Şimdi tabii bilmiyorum izlediniz mi? Koloni diye yeni bir film girdi vizyona. İzleyenler biliyordur. Koloni filminin bir hikayesi var tabii. Dünyada bir elit kesim gemilere biniyorlar ve başka bir yıldıza gidiyorlar. Çünkü dünyanın sonu geliyor burada. Hayat belirtilerinin ortadan kalkılacağı, yok olacağı görüldüğünde gidiyorlar ama bir taraftan da gittikleri yerden de geri dönmek için dönem dönem çabalar sarf ediyorlar. Çünkü başka bir yıldıza gittiklerinde doğurganlıklarını kaybediyorlar ve oksijen sorunları var. Çünkü gittikleri yıldızda oksijen yok. Bunu aslında Mars algısı üzerinden bakmak gerekiyor. Mars'la ilgili kurulan hayaller açısından söylüyorum. Ve dünyaya dönüyorlar. Dünyaya işte yer yer gönderdiklerinden bir tanesi astronot kurtuluyor. Bir bakıyor dünyada yaşam var aslında. Ve insanlar hayatta kalmış bir yerlerde ama dünya sular altında. Ama aynı zamanda da dünyaya dönüşüyle beraber kadın astronot yeniden doğurganlık kazanıyor. Ve dünyada doğurganlık devam ediyor. Ve yukarıya haber gönderilerek de onların tekrar dünyaya dönmelerine yönelik olarak girişimler çabası anlatılıyor. İlginç bir hikaye. Ben bu tür filmlerin de aslında insanların bilincinin de geleceğe yönelik hazırlanmasına yönelik olarak yapılmış filmler olarak okuyorum. Çünkü bu tür tartışmaları biz bugün aslında görüyoruz açık bir şekilde. Ama sizin de dediğiniz gibi yani siyaset dışı değil tabii bunlar ama sizin iddianız 2022'den sonra bir kaos olacaksa tabii hemen izleyicilerimizin Türkiye açısından uzun dönemdir merak ettiği ne o olay ne? Ya bu kaosun içerisinde dolar ne olacak? Yani Amerika'nın egemenliği ne olacak? Ve dolar dünyada hala para rezervi olarak merkez bankalar içerisinde açısından geçerli mi olacak? Ve dolar, altın ne olacak? Bunlarla ilgili şeyiniz var mı? Görüşleriniz var mı hocam? Var var. O şimdi 2022'den itibaren kaos olacak diyen arkadaşlar var. Ben onu pek öyle söylemiyorum. Ben 2028'den sonra daha hızlanacak diyorum. Evet, ama 2022'de... Oraya giden süreç olarak söyleyeyim daha doğrusu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan galiba bir sene önceki bir şeyde kumar makinesi vardı. Galiba Ekonomist'in kapağında, yılbaşı kapağında o kumar makinesinde belirli semboller vardı. O sembollerden ben şöyle bir ayrımı yapmıştım. Birinci kol belirli bölge, ikinci ve üçüncü kolun içindeki semboller belirsiz bölge ve dördüncü kol belirli bölge diye. Şimdi bu dolar işareti ve borsa işareti birinci kolda yer alıyordu. Oradan şöyle yorum yaptım ben. Doları yok olacak, dolar ortadan kalkacak, işte yerine başka para gelecek falan diyen arkadaşlara karşı da ayrı bir video da yapmıştım. Yani dolar yok olmayacak. Ama doların eninde sonunda yok olacağını biliyoruz. Fakat yani benim tahminim 2035'lere, 2040'lara kadar dolar hala dünyada başat para olacak. Çünkü neden? Amerika'yı hemen ellerini ayaklarını çekip yok etmeyi ve parçalamayı hemen düşünmüyorlar. Çünkü şu anda halletmeleri gereken başka işler var. Yani mesela şu anda dünyada bir şeyler oluyor. Çin'i çok hızlı büyümesine karşı veya gelişmesine karşı belirli bir baskı altında tutmak istiyorlar. Çünkü Çin'de de kendi istedikleri gibi bir internasyonalizm vurgusu çok kuvvetli değil. Yani Çin'de komünist sistemle yönetilmesine rağmen milliyetçi bir komünizme yönelmiş. Yani ulus devlet niteliğini daha ön planda tutuyor. Onu bu gelişmesine karşı baskı altında tutmaları gerekiyor. Ve oradan mesela bakın Kazakistan olayı patladı. Şu anda Ukrayna olayı var. Rusya'yı belli bir yere sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunun ben şöyle düşünüyorum 2022 yılı içerisinde. Suriye'deki olayı yani Orta Doğu'daki olayı halletmeleri lazım. Yani buraya belli bir şeye bağlamaları lazım. Burada bir anayasa
en azından görüntüde de olsa olması lazım. Buradaki grupların bu anayasa içerisindeki durumları tanımlanması lazım. Ve bunu Amerika kendi istediği şekilde olmasını istiyor ve zorluyor bunu. Burada Rusya direniyor. Türkiye ile anlaşma zeminine gelmiş olabilirler. Yani alınan sinyallerden öyle anlıyorum. Türkiye ile belirli bir anlaşmaya gelmiş olabilirler. Burada Türkiye'deki şey şu, Türkiye'nin istediği ne? Burada PKK ve PYD'nin durumu. Yani Suriye Anayasası'nın içine girecek mi, girmeyecek mi? Ne oranda girecek, ne oranda girmeyecek? Ama Rusya'nın buradaki konumu çok önemli. Çünkü Rusya orada Suriye'yi, devleti ele geçirmiş durumda. Ve orada üslerini kurdu ve orada büyük bir güç bulunduruyor. Yani orada geleceğe dönük devamlı tehdit. Orada gücünü çekmesi üzerine Rusya'ya baskı yapılıyor ben tahmin ediyorum. Ve buradaki Suriye Anayasası içinde Rusya'yı belli bir yere getirmeye çalışıyorlar. O yüzden bu Ukrayna meselesi çok alevlendi. Ukrayna'nın yanında bir de Kazakistan'ı çıkarttılar. Yani bu ikisi hem Rusya'yı belli bir potaya getirmek ve Çin'in üzerine Rusya ile birlikte baskı yapmak üzere yani aslında çatışmak da istemiyorlar Rusya ile. Yani ama onu şimdi zorlayarak kendi istedikleri doğrultuda hareket edebilecek bir konuma getirmek istiyorlar diye tahmin ediyorum. İşte bu yüzden mesela 2022 bayağı kargaşalı olabilir. Yani siyasi kargaşalar daha ön planda. Ama Merak ekonomilerde de karışıklıklar olacak.